Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümümüzle devam ediyoruz. Duvar e, yapmaya devam edeceğiz. Ama aşağıdaki duvarı önce elimizde azıcık olan malzememizle bitirelim. Pardon yukarıdaki yukarıda bir minik göl var görüyorsunuz. Duvarı oraya kadar yaslayıp arkasından alt kısımdaki duvar üzerinde çalışmamızda fayda var. Bu arada kendimizi yanlışlıkla böceklerin yanında bulmayalım da çünkü biraz fazla yukarı yürüdüm gördüğünüz gibi. Neyse keşif yapmış olduk. Bu kadar da sıkıntı yok. Görüyor, sol tarafta görüyorsunuz zaten. O gölden bahsediyorum. Bir de buraya hazır gelmişken birazcık da malzeme de toplayalım. Burada bolca taş var çünkü. Biraz da kömür. Madem geldik elimiz boş dönmeyelim değil mi? Şimdi duvarımız için azıcık bir malzememiz var dediğim gibi. Ama sanıyorum göre kadar bu gölün e, tarafına kadar dayamamıza yetecektir. Ne kadar kaldı? 68 kaldı. Şurada göl için gerekli alanı açalım. Ve duvarımızı tamamlayalım. En azından duvar tarafında e, üst tarafta artık kendimizi böcek milletine karşı garanti almış olduk. Görüyorsunuz burada her an artık saldırıya başlayacaklar. Şuradaki e, böcek yuruhuna değdi. Değecek bizim hava kirliliği. Onlara değdiği anda bunların saldırısız başlayacak ama bu, bu taraftan rahatız. N nasıl rahatız? İşte e, oraya görüyorsunuz şu silahların etki alanı şu kadarlık alanı silahlarla koruyoruz. Şuradaki alanda zaten atacağımız mermiyi devamında besleyecek şeyi de kurduk, olayı da kurduk. Buradaki böcek kolyesine daha var ama değdiği anda bütün buralar saldırıya açık olacak. O yüzden elimizi çabuk tutup yani planımız şu, duvara buraya kadar dayamak. Burada görüyorsunuz birazcık petrol var, burada da var. O petrolleri de içimize almış olarak sonrasında da şöyle yukarıya kuzeye doğru çıkıp duvara, bu duvara gölün bu tarafına tamamlamak. O zaman kendimize ait korunaklı bir alanımız olacak ve biz daha rahat, daha güvenli bir şekilde hareket edeceğiz. Şimdi bizim araştırmamız makineleşmede bitmek üzere. Evet. Burasını bitirdiğimize göre aşağı inelim. Bir de ne var elimizde malzemelere bakalım. Biraz küçük gömür taş. Evet, fena sayılmaz. Sayılmaz ama biz boş durmayalım bu arkadaşa. Birazcık üretim yaptıralım da lazım olacak. Tabi silah da lazım olacak. Ah bu arada bitti. Evet nihayet. Bakilen aşma bitti. Bu harika oldu. Niye harika oldu? Çünkü bakın artık elektrikle çalışan ilk fabrikamızı yapabilir hale geldik. Ve daha da güzel uzun kollu yerleştiriciler açıldı. Dolayısıyla artık üretim bantlarını çok rahat hareket edeceğiz. Yani şöyle diyelim bir bant geçirir iki aşağıdan iki bant geçireceğiz. İstersek buna dört taneye kadar da şey yükleyebiliriz. Onları alıp üst taraftan da tek banttan çıktılar alacağız. Yani bizim hareket kabiliyetimiz için çok iyi olmuş oldu. Şeye bakalım. Şimdi sırada ne var? Buna gerek yok acil olarak. Bu arada seçimimizi bu kırmızılardan yani tek şeylerden seçelim. Çünkü daha henüz yeşili üretimini otomasyonunu tam yapamadık. Ama yapmamız lazım. Bu önemli. Çünkü bir sürü şeyin gördüğünüz gibi burada. Ham maddesinin mesela bakın yeşili üretebilme haline gelebilmemiz için bu devreleri bulmamız lazım ki açılsın. Onun dışında bu çok önemli. Bu hızlı yükleyen e, yükleyici yani nispeten en ve elektrikli bilim laboratuvarı açılacak. Daha sonra da ileride e, yani şu anda araştıramayız çünkü mavi de gerektiriyor ama e, robotlarını ve robotların ve uçan robotların ana şeysini oluşturan e, bilimi bulmuş olacağız. Bu arada hızlı yükleyiciden sonra hızlı toplu yükleyici de e, sırada o da gelecek. Ve bunlar sadece kırmızılarla görüyorsunuz açılabiliyor. Dolayısıyla biz bunu araştıracağız. Özellikle öncelikli olarak. Burada cam var. Cam bize petrolü getirecek. E, ve yine şeyi getirecek. E, elektrikli laboratuvarı. E, o açıdan o da önemli. Ama ikinci sırada ona sıra verebiliriz. Yine petrol bulmadan bunu bulmanın çok anlamı yok. Bunlar petrolün yani sıvının tutulacağı şeyler ama şöyle bir faydası var bu dalın. Bu dalda şuradan ilerleyerek görüyorsunuz beton duvarlara ulaşacağız. Sonrasında da çelik, çivil çelik duvara ulaşacağız ki bu artık mutlak bir koruma sağlayacak bize. <laughs> Ve dağısı da e, ikinci seviye e, kapalı binaları da açmamızda Buradan gidiş var. Şimdi çelik çelik önemli tabi. Çelik ham madde sayabiliriz bu çeliği. Birçok şeyin ham maddesi. Burada en önemli şey çelik. Görüyorsunuz elektrikli fırını sağlayacak. Böylece kömür derdinden ya da şöyle diyelim yakıt derdinden kurtulmuş olacağız. Ondan sonra Beton, parkeler vesaireler o açıdan lazım. Bizim için tüfek ve koruma zırhı açısından lazım. Görüyorsunuz hızlı yükleyicilerin ana gidiş yeri de burada. Elektrik üretiminde güneş enerjisini verecek bize. Yani bu çelik çeliğe ikinci sırada yer vermemiz lazım. Bu hikaye bunu geçelim, bunu da geçelim. Bunlar şu anda lazım değil. Bunda biz gerek yok bizim açımızda yani acele etmemiz en azından niye yok Çünkü biz farklı bir şekilde maden çıkarıyoruz şu ikisi çanta ve işte taşıdığımız şeylerin yani şöyle bu taşıdığımız e, içeriklerin daha fazla taşıyabilmemizi sağlıyor bundaki artışlar bu da e, bulunduğumuz yerden daha uzağa ulaşabilmemizi sağlıyor Bunlar önemli kendi işlerinde hem e, şöyle e, bize nasıl diyeyim silah sistemlerimizde belirli bir hız sağlayacak ve yani birisi hız sağlıyor diğeri de verdiği hasarı arttırıyor. Bunlar yine aynı şekilde madenlerin verimliliğini arttırıyor. <laughs> Bu önemlilerden birisi. Çünkü ileride kapalı binalara da sıvıyla ilgili işler yapacağız. Onu yapabilmemiz için de bize boru sistemi lazım onu açıyor yani binalara boru döşeyebiliyoruz. Bu dediğim gibi verimlilik artırıyor. Şimdi biz dediğim gibi devreyle araştırmalardan devam ediyoruz. Böylece ne yapacağımızı da üç aşağı beş yukarı bir planlamasını yapmış olduk. Şimdi sırada Üstümüze geri dönelim. gördüğünüz koruma sistemimiz. Evet bunlar yakıt üretmeye devam ediyorlar. Onlara birazcık tahsilatlarımızı yapalım. Nitelikli yakıtlar önemli. Bunlar kömür çıkarıp orada nitelikli yakıt üretiyor. Bakır üretiminde şu anda hala elektrikli fırınlar olmadığı için dediğim gibi böyle ee, yakıtı yükleyip kontrol etmek lazım. Gördüğünüz gibi iki ki bitmiş. Bu da üretim kapasitesinin %50 düşmesine neden olmuş tabi. Onları bir düzeltelim. Evet buranın kapasite sorununu hallettik. Ve oradan da translatlarımızı yapalım. Kömür tamam. Gelirim metalle ilgili kısımlarımıza. Evet burada da yine sorunlarımızı yaşamışız. Bilim sıvılarımız yeteri kadar üretmiyor. Bu, bu buradan kurtulmak üzereyiz. Çünkü bunun elektriksini olduk. Şimdi bir sonraki bölümde hemencecik elektriklerini üreterek şu dertten kurtulacağız kısmen ise. Evet bu bölümde bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.